Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İşaretül İcaz'ın baş kısmında Bakara suresinin ilk ayetlerini üstadımız tercüme, tefsir ederken ve mimma razaknahum yunfikuna gelmişti. Diyor ki bu kelamın makabliyle nazmını icap ettiren münasebet ise kendisinden bir önceki gelen ayet ve yukimune salah, namaz, imadü din. Yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi namaz dinin direği ve kıvamı olduğu gibi zekat da İslam'ın kantarası yani köprüsüdür. Demek birisi dini namaz, dini, diğeri zekat, asayişi muhafaza eden İlahi iki esastırlar. Yani birbirini takiben gelmesindeki çok hikmetlerden bir tanesi de buymuş. Namazdan sonra zekatın emredilmesinin arkasındaki sır, biri namaz, dinin direği ve kıvamı. Diğeri de asayişin teminine vesile oluyor. Yani İslam'ın kantarası, köprüsü. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır. İki ilahi esas, namaz ve zekat. Zekat ile sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır. Ki bunları üstadımız belki bir kısmını okuyamayacağız. Bu okuduğumuz ayetteki ve mimma razaknahum yunfikundaki her bir harften bu zekat ve sadakanın altı tane kaide ve kuralını o harflerden çıkarmış. Diyor ki bir, sadakayı vermekte israf olmaması. Yani buradaki ve mimmadaki min, tebizi ifade eden min kelimesi, sadakayı vermekte israf olmaması. Demek sadaka verirken israf etmemenin yollarını arayacağız. Hayırda israf yok ama İnsan eğer verdiği zekat ve sadakayı yanlış kişilere, yanlış yerlere verir de onlar da ihtiyaçlarına değil, zaruri ihtiyaçlarına değil de gayri zaruri ihtiyaçlara sarf etse, harama, günaha, sefahete sarf etse orada işte o zaman israf olur yani. Sadakayı vermekte israf olmaması, iki, başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması. Bu yukarıdaki ve mimmadaki mimmanın önce söylenmesi sadakanın kendi malından olduğuna. Yani başkasından alıp Ali'den alıp veliye verdin mi o zekat ve oluyor, vesile oluyorsun ama kendi malından olacak. Üç, minnetle inamın bozulmamasına. Burada da razakna, minnetin olmamasına, çünkü veren Allah'tır, kul ise vasıtadır. Yani bütün rızıklar, bütün nimetler, bütün varlıklar, bütün imkanlar Allah'ındır. Ama Cenab-ı Hak bizleri ne yapmış? Dağıtım memuru, tevziat memuru olarak lütfetmiş bize. Biz de Allah'ın bize lütfettiği malı Allah namına başkasına takdim edeceğiz. O takdim ederken minnet etmeyeceğiz. Neden? Çünkü bizim değil Allah'ın malı. 4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. Burada da bu razak na'daki na, sakın na'yı olan isnadı fakirlikten korkulmamasına. Çünkü veren kim? Allah veriyor. O zaman ne korkuyorsun?
Hatta Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam nakledilen bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam, üç şey için diyor yemin ederim diyor Peygamber Efendimiz. Yani tereddüde mahal kalmasın. Üç şeye yemin ederim. Bir diyor, zekat, sadaka vermekle mal eksilmez. Şimdi halbuki Allah'ın Resulüdür. Yalan mı söyleyecek yani? Yemine ne gerek var? Dese ki zekat, sadaka vermekle mal eksilmez. Doğru mudur? Amenna ve saddakna. Zerre kadar tereddüt yok. O Allah'ın Resulüdür yani. Ama diyor ki yemin ederim diyor. Yani buradan nefsi emmaremize bile kapıyı kapatıyor yani. Yani hiç tereddüt etme. Acaba verirsem ben fakir olur muyum yani? Olmazsın. Çünkü veren sen değilsin ki. Allah ve Allah'ın rızkı, Allah'ın hazinesi, Allah'ın zenginliği, Allah'ın cömertliği çok. Evet. Onun için ne dedi? Dört dedi. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. Beş, sadakanın çok mühim. Yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerle de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi. Bunda üstadımız rızkın âm, umumi ve mutlak olarak zikredilmesi, sadakanın ilim ve fikir gibi şeylere de şamil olmasına, mimmadaki ma diyor buna işaret ediyor. Umumiyeti ifade ediyor. O zaman sadece biz zekat veya sadaka deyince hatırımıza mal, para, altın geliyor. Halbuki bunun yanında ne varmış? İlim, ilmin zekatı, fikrin zekatı, gücün, kuvvetin zekatı, amelin, iş görebilme hususiyetinin de zekatları gibi başka şeylerde de zekatlar olabilir ve onlarda da zekatları vermeye gayret etmek lazım. Altı, sadakayı alan adam o sadakayı sefahette değil, sadakayı alan, zekatı alan adam o sadakayı sefahette, yani gayrimeşru işlerde, eğlencelerde, oyunlarda, günahlarda değil, hacatı zaruriyesinde, zaruri temel ihtiyaçlarında sarf etmesi lazımdır. O zaman hak ve hukuka da girilmiş oluyor yani. Tabii bize de vazife düşüyor. Biz de zekat ve sadakayı vereceğimiz kişiyi, kişileri iyi araştırmak lazım. Hakikaten ihtiyaç sahibi olanlara vermek lazım. Hani bazen dilencilere verilen şeyler çok antika bir şey yani. O kadar haberlerde çıkıyor. Adam dilenci şu kadar parayla yakalandı. Çocuk çalıyorlar, elini gözünü çıkarıyorlar, kırıyorlar, çalıştırıyorlar şebeke halinde. Biz hala onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Hem israf oluyor hem günaha giriyoruz yani. Halbuki gerçekten ihtiyaç sahibi olan fakirler, fukaralar, yetimler neler var yani. Onları bulup bizzat onlara vermek, onların duası Allah katında çok kıymetlidir. Bazen olur ebedi hayatı gerçekten muhtaç birinin ihtiyacını karşılamakla onun ya Rab demesi belki de insanın ebedi hayatını kurtulmasına vesile olabilir. Onun için çok mühim. Evet. Bütün muavenet ve yardım nevilerini havi olan zekat hakkında sahih olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan Ez-zekatu kantaratül İslam hadis-i şerifi mervidir, rivayet edilmiştir. Yani Müslümanların birbirlerine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zekat bir köprü. Demek ki zenginlerle fakirler arasında, alimlerle cahiller arasında, havasla avam arasında zekat nedir? Bir köprüdür. Oradaki o gidiş geliş olmazsa çok büyük problemler çıkıyor. Ne dedi? Müslümanların birbirine yardımları
ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekattır. İnsanların heyet içtimaiyesinde, insanların toplum hayatında, sosyal hayatında intizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. İnsanların toplum ve sosyal hayatında intizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. Alemi beşerde hayat içtimaiyenin hayatı muaveletten doğar. Yani yardımlaşmaktan doğar. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı, ilacı muavenettir. Yani o kadar mühim ki, yani dünyada birçok ihtilaller, komünizmin de aslı, esası, sosyalizm, o da buna dayanıyor yani. Onun için eğer İslamiyet yaşansa, toplumun, yani zenginlerle, birazdan anlatacak, bazen acele ediyoruz, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu İslamiyet kapatmış. Onları birbirlerine o kadar yaklaştırmış ki, o zenginin fakire yardımı, himmeti, muaveneti, fakirin duasını, onun muhabbetini, ona hürmeti temin etmiş yani. O zaman toplum arasında birlik ve beraberlik, bütün yürekler, bütün kalpler bir olarak çarpmaya başlamış. Subhanallah. Onun için çok mühim cümleler bunlar. Alemi beşerde hayat içtimaiyenin, toplum hayatının hayatı muavenetten, yardımlaşmaktan doğar. İnsanların terakkiyatına, ilerleyip gelişmesine engel olan isyanlardan, ihtilallerden, İhtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı, ilacı muavenettir. Evet, zekatın vücubu, vücub farz edilmesi, mutlaka zekatın verilmesi emri ile ribanın, faizin hürmetinde, yani haram kılınmasında, yasak edilmesinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. Bir daha okuyalım. Yani her bir cümlesi, her bir kelimesi çok mühim. Zekatın vücubu ile ribanın hürmetinde, haram kılınmasında, faizin haram kılınmasında büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. Evet, eğer tarihi bir nazarla sahife-i aleme bakacak olursan ve o sahifeyi lekelendiren, kanlarla lekelendiren beşerin mesavisine, günahlarına, hatalarına, fenalıklarına, kötülüklerine, zulümlerine, hatalarına dikkat edersen, heyet-i içtimaiyede görünen ihtilaller, fesatlar ve bütün ahlak-ı rezilenin iki kelimeden doğduğunu görürsün. Hani dünya tarihinde çok meşhur, hani Fransız ihtilalleri, işte Rusya'daki ihtilaller gibi, yani bütün hepsinin temelinde yatan budur. Nedir o? İki tane kelime dedi, iki cümle. Birisi ben tok olayım, başkası açlığından ölürse ölsün, bana ne? Yani ben kendime bakarım diyor. Ben toksam tamam, başkası açlıktan da ölse bana ne? Ne kadar fena, ne kadar kötü bir cümle. İkincisi, sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Allah Allah. Bu da sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Alem-i insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır. Demek ki eğer o zekat manası insanların aleminde yerleşse ne diyecek? Bu Allah'ın bana verdiği nimetlerin borcu. Bu zekat fakirlerin benim malımdaki hakkı. O zaman ne yapmam lazım? Ben bunları onlara ulaştırmam lazım. Onlara vermem lazım demesi lazım. O zaman sadece kendi tokluğunu düşünemez yani.
O zaman sair açları da düşünmeye başlıyor. Yine Ramazan Risalesi'nde de üçüncü nüktede bunu anlatmıştı. İnsanlar, hususen zenginler, mecburiyet tahtında, mecburiyet altında olmayınca hakiki açlık bilmedikleri için açların halini, açların acınacak hallerini bilmedikleri için onlara karşı hakiki şefkat ve merhamet hissetmiyordular. Ne zaman ki Allah Ramazan orucuyla beraber insanı, hele hele zenginleri ne yaptı? Mecburen açlığın içerisine 15-16 saat açlığın içerisine soktu. Bir baktı ki o açlık çok acıymış yani. Çok çok fenaymış yani. Onu hissedince eyvah diyor, bu fakir fukaralar ne zahmetler çekiyor, ben ne yapıyorum diye vicdanı devreye girmeye başlıyor. O zaman ne yapıyor? Hemen onlara ulaşmaya çalışıyor. Hele bir de onları böyle memnuniyetlerini görünce, ona karşı dualarını, hürmetini görünce bu sefer o içindeki bütün manevi duygular da böyle kıpırdanmaya başlıyor. O zaman ondan öyle bir lezzet alıyor ki bazı insan var, o lezzeti aldı mı bir daha bırakamaz. Çünkü hakikaten vermekte acayip bir lezzet var. Neden? Çünkü Allah'ın bizlere hep vermesinde ilahi bir ahlak var ya, sen de o ilahi ahlakla ahlaklanmaya başladın mı Cenab-ı Hak ona acayip bir lezzet, acayip bir zevk veriyor. Çünkü bütün hayırlarda, bütün ibadetlerde, bütün hayırlı işlerin içerisine Cenab-ı Hak cennetin saadetinden bir şube koymuş. Onun için Allah'ın emirlerine itaat, haramlarından kaçınmakta öyle bir lezzet var ki insan o lezzetleri böyle bir hissetmeye, zevk etmeye başladı mı dünyanın diğer lezzetleri çok basit kalıyor. Hatta hani üstadımız misali vermiş. Hani o yedirmekte, vermekte öyle bir lezzet var. Hani tavuktan, horozdan misali vermiş ya. Horoz bir şey buluyor, yemiyor. Hemen çağırıyor tavukları, vuruyor ayaklarını ve pat 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 pat. Tavuklar görünce hemen koşuyorlar böyle. Ne var? Bizi çağırıyor. Yemek buldu yani. Geldi onlar böyle yerken tavuklar, horoz böyle göğsünü çıkarıyor böyle, etraflarında geziyor böyle. Neden? Çünkü yedirmekte yemekten fazla lezzet var. E şimdi hayvanda böyle olursa, müminde, Müslümanda değil mi, nasıl olur? Cenab-ı Hak o lezzetleri, bütün hayırlardaki lezzetleri, haramlardan kaçmaktaki lezzetleri bize tattırsın inşallah. Şimdi şey deyince, haram deyince Peygamber Efendimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam, haram, harama bakmak diyor şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim diyor Allah'tan korkarak harama bakmaktan gözünü kapatsa, gözünü çevirse Allah diyor onun kalbine imanın lezzetini tattırır diyor. Subhanallah. Yani zekat da öyle, sadaka da öyle, namaz da öyle, oruç da öyle yani. Allah Allah. Evet, tekrar geri dönelim. Ne demişti? Alemi insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yakınlaştıran, birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır. Nevi beşeri umumi felaketlere sürükleyen ve bolşevikliğe, komünizm, sosyalizme sevk edip terakkiyatı, asayişi mahveden, ikinci kelimeyi kökünden kesip atan hürmet-i ribadır, faizin haram kılınmasıdır. Hani 1 Mayıs'tı ya dün de, unuttuk yani, bu manalar belki daha muvafık olurdu ama fazla geçmedi yani. Demek ki o toplumların böyle birçok fakir fukaran isyanına, ihtilallere sebep olan şeyin altında faiz yatıyor. Adam ne yapıyor? Faize koyuyor, kazandıkça kazanıyor. Fakire fukaraya hakkını, hukukunu, emeğinin karşılığını vermiyor yani. Ne diyor? Siz zahmetler içinde boğulun, ben diyor nimetler, lezzetler içinde rahat edeyim diyor. O zaman ne olmuş? İhtilaller olmuş yani. Toplum birbirine girmiş. Her şey bozulmuş. Anarşi çıkmış yani. Anarşinin olduğu yerde huzur, anarşinin olduğu yerde saadet olabilir mi? Olamaz.
İşte İslamiyet 1400 sene evvel ne yapmış? Bütün bunların esaslarını getirip köklerini kurutmuş. Çare getirmiş. Zekatı farz etmiş. Faizi haram kılmış. Demek ki eğer biz İslamiyet'i yaşasak, İslamiyet'in güzelliğini gösterebilsek, sair dinlerin tabileri cemaatlerle İslamiyet'e girecek. Ama maalesef bizler İslamiyet'i tam yaşayamadığımız, üstadın ifadesiyle ahlak-ı İslamiye'nin ve hakaik-i imaniye'nin kemalatını efalimizle, fiillerimizle, hareketlerimizle, yaşantımızla izhar etsek diyor. Gösterememişiz biz. Gösteremediğimiz için insanlar İslamiyet'ten uzaklaşmış. İslamiyet'i sadece kaide ve kurallar içerisinde mahkum bir hayat, robot gibi bir hayat zannetmişler. Halbuki bütün hayat İslamiyet'te, bütün saadet İslamiyet'te, ama işte kusur ve kabahat biraz bizde, müminlerde. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Resulullah'ın sünnetiyle fiil ve amellerde bulunabilsek, sair insanlar, çünkü o insanların da yaratılışı, fıtratı, hamuru, ruhu İslamiyet'le yaratılmış. İslamiyet'le yoğrulmuş. Onun fıtratının, ruhunun derinliklerinde İslamiyet var. Eğer biz onu göstersek o böyle ne yapacak? Adeta koşacak yani. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. Ahlak-ı İslamiye ile hakaik-i imaniyenin kemalatını halimizle, hareketimizle, yaşantımızla göstermeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Çok antika tabirleri var üstadımızın. Eğer diyor iman hayata hayat olsa diyor. Bakın şimdi bizde hayat var ama o hayatın hayatlanması imana bakıyor. Eğer biz imanla hayatlanırsak her şeyin mahiyeti değişiyor. Kainat da değişiyor. Yani sadece eşyayı görmüyoruz artık. Eşyanın arkasında Esma-i İlahiye gözüküyor. Sadece insanları görmüyoruz. Onlar da Allah'ın kuludur. Allah'ın mahlukudur. Allah'ın sanatıdır. O zaman onlara hürmet etmek, muhabbet etmek, onlara ikram etmek, onlara ihsan etmek, onların muhabbetini, onların duasını kendimize celbetmek manası açılıyor. Yani İman ve İslamiyet bizi yabancılıktan kurtarıyor. Eğer iman ve şu andaki toplumdaki vaziyet o. İman zayıf ya. Aynı apartmanda oturanlar birbirlerini tanımıyorlar. Birbirlerine gidip gelmiyorlar. Şimdi televizyon da var, internet de var. İnsanın başkasına ihtiyacı yok gibi görünüyor. Halbuki öyle değil. Hatta şeriatta var. Senin evinden 40 öndeki ev, 40 arkadaki ev, 40 sağdaki ev, 40 soldaki ev, 160 haneden mesuliyetin var. Şimdi apartmanları var, kıyas et. Yani o gidip gelmeyi temin etmek. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam, Cebrail diyor Cenab-ı Hak'tan getirdiği haberlerle komşu hakkı üzerine o kadar ehemmiyet verdi, o kadar söyledi ki zannettim ki diyor mirasa ortak edecek komşuyu. Yani komşu hakkı çok mühim. Yani onlara böyle ikramlarda, ihsanlarda bulunmak, hoşlanmasalar bile ilk zamanlar ziyaretlerine gitmek, kısa dahi olsa yani, böyle hediyeler ikram etmek yani, ta ki böyle toplum olarak birlik ve beraberliği temin etmek zorundayız. İnsanlar birbirini tanımıyor ki birbirini sevsin. Halbuki hepimiz aynı Allah'ın mahlukuyuz. Bak hepimizde iki göz var, burun var, ağız var, kulak var. Yani bu gösteriyor ki onu yaratan da, beni yaratan da aynı yani. O zaman arada bir şey yok. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hani bizi öyle şeylerde koymuşlar ki katı bazı şeyler işlemişler kafamıza. Peygamber Efendimizin komşusu var Yahudi yahu. Peygamberimiz kurbanda Yahudi'ye et veriyor. Çocuklarına ikramlarda bulunuyor. Hatta rivayet var. Peygamberimize demişler ki ya Resulallah komşunuz Yahudi'nin diyor böyle buluğ çağına yeni girmiş delikanlı evladı ölüm döşeğinde. Peygamberimiz hemen gidiyor yanına. Çocuğu böyle yatağında ziyaret ediyor. Ona iltifatlardan sonra diyor ki evladım bak gidiyorsun.
ebedi bir hayat var önünde. Eğer kelime-i şehadet getirirsen, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dersen ebedi bir saadet var. Ona tebliğde bulunuyor. Çocuk babasına bakmış böyle. Ne der diye. Babası, bakın, dediğini söyle evladım diyor babası. Şimdi demek ki Resulullah o Yahudi'ye öyle ikramda bulunmuş, öyle ihsanda bulunmuş ki adam Resulullah'ı kıramıyor yani. Kendi dini olmamasına rağmen. Yani biz bazen böyle çok ifrat tefrit. Ya bu filan gruptan, bu falan kimseden, bu zaten öyle, bu zaten öyle değil ki. Onu yaratan, seni yaratan, kalbinde var onun İslamiyet. Hatta üstadın öyle bir ifadesi var. İnşallah çok dallandırmadık. Üstadımız buyurmuş ki bu milletin insanı aklen ve fikren İslamiyet'ten çıksa, bak aklen ve fikren İslamiyet'ten çıksa kalbinde bir kapı İslamiyet'e daima açıktır diyor. Kalbinde bir kapı İslamiyet'e daima açıktır. Siz demiş ferasetinizle, yani acele etmeden önce onu tanıyarak o açık kapıyı bul. Oradan girersen arkasından 99 kapı da açılır. O İslamiyet'e talebe olur, şakirt olur. Ama diyor acele edip de yanlış kapıyı zorlarsanız o açık olan kapının da kapanmasına sebep olursunuz diyor. Evet, mevzuyu dağıttık biraz ama tekrar geri gelelim. Nevi beşeri umumi felaketlere sürükleyen ve Bolşevikliğe sevk edip terakkiyatı, asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan hürmet-i ribadır. Faizin haram kılınmasıdır. Arkadaş, heyet-i içtimaiyenin hayatını koruyan, yani sosyal hayatın, medeni hayatın hayatını, esaslarını koruyan intizamın en büyük şartı, dikkat, insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Yani biri tepede, biri dipte olmamalıdır. Havas kısmı yüksek tabaka, avamdan, halktan. Yani idareciler, havas kısmı, idareciler avamdan, halk kısmından, zengin kısmı fukaradan, fakirlerden, hattı muvasalayı, o aradaki gidip gelmeyi kesecek derecede uzaklaşmamaları lazımdır. Ne demişti? Zekat, kantaratül İslam. O iki tabaka arasında gidiş gelişin köprüsü zekat ve sadaka. Eğer o köprü olmazsa toplumda birlik ve beraberlik olmaz. Allah Allah. Bu tabakalar arasında muvasalayı temin eden, o gidiş gelişi, kavuşmayı, buluşmayı temin eden zekat ve muavenettir. Bu tabakaların arasında muvasalayı temin eden zekat ve muavenettir, yardımlaşmadır. Halbuki vücubu zekat ile hürmet-i ribaya müraat etmediklerinden, yani o havas tabakası, zenginler tabakası, farzı, zekat farzını yerine getirmedikleri, faizin haram oluşuna ehemmiyet vermedikleri için tabakalar arası gittikçe gerginleşir. Hattı muvasala, o aradaki köprü, aradaki ulaşım, kesişim, buluşma noktaları, bağları kesilir. Sıla-i rahim kalmaz. Çok antika bir şey söyledi. Biz sıla-i rahimi sadece akrabalar arasındaki ulaşım, gidiş, geliş, arayıp sorma, hal hatır sorma, ziyaret manası zannediyoruz. Bak, sıla-i rahimde bu da var. Üstadımız diyor, müminler ve akrabalar arasındaki diyor gidiş geliş. Yani sadece akraba değil. Onun için zenginlerle fakirler arasında da sıla-i rahim var. Bu bozulduğu zaman toplum bozuluyor. Havasla, idarecilerle avam, halk tabakası arasında da sıla-i rahim var. Onu bozdu mu
her şeyin dengesi bozuluyor. Bu yüzdendir ki aşağı tabakadan neden bozul? Bozulmanın neticesi ne oluyor? Aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, hürmet, itaat, muhabbet yerine eğer o aradaki bağlantı olsa, zekat, sadaka, yardımlaşma olsa ne olması lazım? Ne olacak? Hürmet olacak, ihtiram olacak, itaat olacak, muhabbet olacak. Ama o zekat, yardım, sadaka, gidiş geliş olmayınca ne oluyormuş? İhtilal sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret vaveylaları, feryatları yükselir. Allah Allah. Yani demek bunlar oluyor. Haset bağırtıları, kin ve nefret vaveylaları, ihtilal sadaları yükselir. Kezalik aynı bunun gibi yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine bu da var. Yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif, lütuf, ikram, ihsan yerine zulüm ateşleri, tahakkümler, zorbalıklar, şimşek gibi tahkirler, hakaretler, küçük görmeler yağıyor. E şimdi böyle bir toplumda huzur, böyle bir toplumda saadet, böyle bir toplumda merhamet, böyle bir toplumda terakki olabilir mi? Olamaz. Maalesef tabakayı havastaki meziyetler, o yüksek tabakadaki idareci zenginler sınıfındaki meziyetler tevazu, başını eğmek, haddini bilmek ve terahhuma, merhamete, şefkate sebep iken tekebbür, kibir ve gurura bâis oluyor. Ne kadar kötü. Tabakayı fukaradaki aciz ve fakirlik, fakirler tabakası, avam tabakasındaki acizlik ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucip iken, çeken, celbeden, sebep olan olması gerekirken, esaret ve sefaleti, esirliği ve sefilliği intac ediyor, netice veriyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen, alemi medeniyete bak, medeniyet alemine. Hala da öyledir yani, şimdi de öyledir. Geçmiş bütün zamanlara baksanız, yani zekatın işlemediği, faizin haram olmadığı, serbest olduğu bütün toplumlardaki olan haldir bu. İstediğin kadar şahitler mevcuttur. Hulasa, artık özeti, tabakalar arasında musalihanın, barışın, sulhun temini ve münasebetin, irtibat ve alakanın tesisi ancak ve ancak erkan-ı İslamiyeden olan zekat, İslamiyetin rükünlerinden olan, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince bazı Arap kabileleri biz namaz kılarız fakat zekat vermeyiz dediler. Hazreti Ebubekir ise onlara savaş ilan etti. Hatta bazı sahabeler Hazreti Ömer, Hazreti Ali Efendimiz gibi sahabenin ekabiri yani en yüksekleri dediler ki ya Ebubekir bak ortalık karışık, her yerde isyanlar var. Şimdi biz hepsiyle başa çıkamayız. Yalancı peygamberler de çıkmış başka başka yerlerde. Oralarda da kargaşa, kaos var. Demişler ki biz onlarla uğraşırken bunlarla uğraşmayalım. Kuvvetimiz dağılır, mağlup oluruz. Madem namaz kılıyorlar, tamam. Hayır diyor. Resulullah'ın getirdiği hiçbir şeyi değiştirmem. Resulullah'ın emrettiği hiçbir şeyi değiştirmem. Resulullah'ın aldığı zekatı zerresini kuruşunu terk etmem diyor. Savaş ilan ediyor Hazreti Bekir. O kadar kıymetli zekat yani. Hatta üstadımız burada Amilus Salihat yine Bakara suresinde ve beşşirillezine amenu ve Amilus Salihat'ı izah ederken diyor ki imandan sonra ameli salih. Fakat diyor ameli salih Kur'an mutlak bırakmış. Şudur diye tayin etmemiş. Çok hikmetlerinden diyor, bir hikmeti diyor üstadımız, o amilus salihat
zekat ve namazdır diyor üstad. Ha başka manalarını da anlatan Sünni hatta Lemaat'ta birçok yerlerde var. Güzel ahlakın bazı esaslarını da salih amellerden anlatmış. Salih amel çok geniş ama salih amelin diyor zirvesi en kıymetli kutupları yani namaz ve zekattır diyor. Onun için çok dikkat etmek lazım. Dediği tabakalar arasında musalahanın temini ve münasebetin tesisi ancak ve ancak erkan-ı İslamiyeden olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyet-i içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur. Vaktimiz çok kalmadı. Biraz daha hızlandırayım. 22. mektupta Uhuvvet Risalesi'nin sonunda ikinci mepasta üstadın hırsı anlatırken en sonunu şöyle bağlıyor. Uzunca bir manada bir parçasını okuyalım. Üstadımız hakikatli bir rüyayı hayaliyede. Birinci Harbi Umumi'nin 5. senesinde bir acip rüyada benden soruldu. Biliyorsunuz rüyada bir hitabe diye tarihçi hayatın başında var. Eğer vaktimiz kalsa oradan da bir parça okuma niyetimiz var. Üstadımız böyle meyusiyet halindeyken onu İslam mukadderatı ile alakadar bir heyetin davet ettiği haberi yakaza halinde geliyor kendisine. Bir gidiyor kapıda durmuş bakmış ki içeride başta Peygamber Efendimiz, bütün sahabeler, bütün her asrın müceddidlerinin bulunduğu bir heyet var. Hicap ettim diyor, kapıda durdum. Çağırdılar diyor, ey felaket ve helaket asrının adamı, senin de reyin var diyor. Üstadımız hürmetle sorun cevap vereyim diyor. Onlar ne sorsa üstadımız öyle harika cevaplar veriyor. O meseleyle alakalı en sonunda şöyle diyor, benden soruldu. Müslümanlara gelen bu açlık Birinci Dünya Savaşı'nda ve bu zayiat-ı maliye ve meşakkat-ı bedeniye nedendir? Bak üç tane sual var. Müslümanlara gelen bu açlık bir. Bu zayiat-ı maliye, malda, mülkte, parada, eşyada, topraktaki bu zayiat, bu kayıplar ve meşakkat-ı bedeniye, insanların savaş sebebiyle çektikleri bu bedeni meşakkat nedendir? Rüyada demiştim. Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir öşür veya bir kısım maldan kırkta bir zekat kendi verdiği malından birisini bizden istedi. Bak kendi verdiği maldan onda bir öşür kırkta bir zekat istedi. Ta bize fukaraların, fakirlerin dualarını kazandırsın. Bir, fukaranın, fakirlerin dualarını kazandırsın. Bir, iki, kin ve hasetlerini men etsin. Yani bütün o fena duyguların ortadan kalkması neye bağlı? Zekata bağlı. Biz hırsımız için daha çok olsun, daha çok zengin olalım, daha çok malımız, mülkümüz olsun, hırsımız için tamahkarlık edip aza kanaat etmeyip vermedik. Cenab-ı Hak müterakim, bütün o birikmiş toplam zekatını 40'ta 30, 10'da 8'ini aldı. Demek aldı mı da böyle alıyor yani. Bir de bu dünyada, bir de ahirette cezası var, o ayrı. Hem her senede yalnız bir ayda 70 hikmetli bir açlık bizden istedi. Her sene de yalnız bir ay Ramazan orucu. 70 hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık. Muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak 70 cihetle belalı orucu bize tutturdu. 70 cihetle belalı bir nevi orucu 5 sene cebren zorla bize tutturdu. Demek şeyi de böyle, gazası da cezası da böyle oluyor demek. Hem 24 saatte bir saati, 24 saatte bir tek saati hoş ve ulvi, nurani ve faydalı bir nevi talimat-ı Rabbaniye'yi bizden istedi. Namazı ne güzel tarif ediyor değil mi?
talimat-ı Rabbani. Cenab-ı Hakk'ın Rab isminin tecellisinden gelen talimat yani namaz. Yani Allah'ın senden istediği talimatı nasıl yapmazsın? İşte bak, bahanelerimiz vardı değil mi? İşimiz var, çok zor, derdi maişet, geçim derdi. E şimdi bak, işe de gidemiyoruz yani. Ne? Bahane? Subhanallah. Evet, bir daha okuyalım burayı. Hem 24 saatte bir tek saati hoş ve ulvi, nurani ve faydalı bir nevi talimat-ı Rabbani bizden istedi. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere, diğer 23 saate katarak zayi ettik. Nasıl o 23 saatte gaflet ettik, sefahete, eğlencelere, nefsimize, güya çok faydalı zannettiğimiz işlere sarf ederken Allah'a ayırmamız gereken, ahirete ayırmamız gereken o bir saati de onların arasına kattık, kaybettik, zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak 5 sene talim ve talimatla ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı o savaş sebebiyle. Demiştim, sonra ayıldım, düşündüm. Anladım ki o rüyayı hayaliyede pek mühim bir hakikat var. Ondan sonra az önce İşaretül İcaz'da okuduğumuz manalardan bir kısmını anlatıyor. Ben en sonunu atlıyorum. Ey ehli kerem ve vicdan ve ey ehli sehavet ve ihsan. İhsanlar zekat namını olmazsa, hani bazen iyilik, hayır birilerine veriyorsun, şey yapıyorsun, dağıtıyorsun. O ihsanlar zekat namına olmazsa 3 zararı var. Bazen de faydasız gider. Çünkü Allah namına vermediğin için manen minnet ediyorsun. Çok mühim. Biçare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Allah Allah. Halbuki ne diyeceğiz? Kardeşim, bu Allah'ın emri. Sen beni kurtarıyorsun. Ben sana, hani o veren kişi fakire diyecek ki ben sana minnettarım yani. Allah senden razı olsun. Sen almaz, ne yapacağım ben? Allah bana bu vazifeyi vermiş. Sen beni kurtarıyorsun yahu. Allah razı olsun. Desen onda minnet olur mu? O da memnun olur yani. Der ki yani Allah'ın emrini, Allah'ın ikramını alıyorum ben. Bunun değil yani. Subhanallah. Tabii üstadımız diyor sen almaya muhtaçsın ama veren adam Allah için vermiyor. Sen diyor alırken onun başının üzerinde rahmet-i ilahiyenin elini gör, rahmet-i ilahiyenin elini öp. O adama da istersen dua et diyor. Çünkü Allah onun vesilesiyle sana getiriyor. Ama demek ki biz zekat namına, Allah'ın emri namına, vazife namına vermeyince o zaman biçare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Hem makbul olan duasından mahrum kalıyorsun. Hem hakikaten Cenab-ı Hakk'ın malını ibadına vermek için çok antika tabir bir tevziat memuru, dağıtım memuru. Yani kendi malını dağıtmıyorsun ki Allah'ın malını dağıtıyorsun. Bir tevziat memuru olduğun halde kendini sahibi mal zannedip, mal sahibi zannedip oluyorsun. Evet, zekat namına, eğer zekat namına versen, Cenab-ı Hak namına verdiğin için bir sevap kazanıyorsun. Bir şükranı, nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana tabasbus etmeye mecbur olmadığı için izzet-i nefsi kırılmaz. Ve duası senin hakkında makbul olur. Evet, zekat kadar belki daha ziyade nafile ve ihsan veyahut sair suretlerde verip riya ve şöhret için minnet ve tezlil gibi zararları kazanmak nerede? Çok antika. Zekat namına o iyilikleri yapıp. Burada inşallah kolay bulursam orayı. Böyle İslam alim, son dönemde yetişen böyle kıymetdar İslam alimlerinden birisi Mahir İz Hoca Efendi. Onun böyle kendi hayatında
talebelerine devamlı yaptığı, kendisinin de bizzat tatbik ettiği bir şeyi okumuştum. Çok hoşuma gitti. Çok isabetli gördüm. Onu da böyle kısa buraya, hani zekat namına o iyilikleri yapmak manasına kısaca okumak istiyorum. Diyor ki Mustafa Uzun Bey anlatmış onun talebelerinden. Diyor ki Mahir İz Bey'in maddi olarak zengin olmadığını, maaşıyla geçindiğini, maaşını alınca da hemen %2,5'unu ayırıp zekat olarak 1/40 dağıttığını aktardı. Bunun bereket getirdiğine inandığını ve öyle olduğunu söyleyen Uzun bununla ilgili şu hatırasını nakletti. İlk maaşını almadan evvel Mahir Hoca kendisine ilk maaşını alınca bana gel der. Bu Mustafa Uzun Bey öğretmen olmuş. İlk maaşını alacak. Onun haberi gelince hocası ya öğretmeni Mahir'iz demiş ki bana gel. O da bir kutlama veya yemek olacağını düşünür. Hoca paranın %2,5'unu ayırıp çıkar demiş maaşı. Onun da %2,5'unu ayırıp hemen zekat olarak vermesini söyler. Şimdi Mustafa Bey ne diyor? Hocam benim etim budum ne? Bana zekat mı düşer? Hem sonra zekat için nisabı şer'i, şeriatın tayin ettiği bir nisap var. 80 küsur gram altın olacak, şu kadar işte efendim gümüş olacak. Böyle bir şey var. Havelanı havl gerekmez mi? Yani onu verecek güç kuvvet bende yok yani. O nisap bende yok. Benim vermem gerekmiyor diyecek olur. Mahir İz Hoca şöyle cevap verir. Bitiyor. Sen memur adamsın. Ayın 15'ine varmadan maaşın biter. Nisabı şer'iyi beklersen, o şeriatın verdiği nisabı beklersen ömür boyu zekat veremezsin. Bak. Geldi. Oysa fakir fukaranın buna ihtiyacı var. Yani üstadın yine hatırlarsınız Ramazan Risalesi'nde 3. hikmeti anlatırken herkes kendisinden bir cihette fakiri bulabilir dedi. Ona şefkat ve merhametle görevli ve vazifelidir. Yani tamam bekleyelim. Daha ulaşmadı oraya. Bize zekat düşmez. Halbuki senden ne fakirler var. Ne düşkünler var yani. O zaman sen illa o nisabı şer'iyi bekleme. Maaşının %2,5'unu ayır. Mahallende, köyünde, etrafında, akrabalarında hakikaten fakir, fukara, ihtiyaç sahibi. Hele şimdi değil mi böyle çalışıp da para kazanıyorlardı. Şimdi işe de gidemeyen insanlar var. Evlerinde çoluk çocuk perişan vaziyette, komşularımıza ulaşıp öyle durumda olanlara, onlara yardımda bulunmak lazım. Onların dualarını almak lazım. Evet, zekat namına o iyilikleri yapıp hem farzı eda etmek, hem sevabı, hem ihlası, hem makbul bir duayı kazanmak nerede? Gerçi ben bu rüyada bir hitabe kısmından da okuyacaktım ama vakit çok geçtiği için çok az vaktim kalmış. Şu manayı böyle okumak istedim. Şimdiye kadar hep hani anlatılan maddi zekat, sadaka meselesi gibi geldi. Halbuki İşaretül İcaz'da ne demişti? O mimmadaki ma'daki umumiyetle zekatın sadece mala ve paraya değil, İlim demişti, kuvvet demişti, fikir demişti değil mi? Amel demişti, onlarda da zekat. Bir de zekatın en mühim bir şubesi var. Üstadımız diyor, milletin kalp hastalığı, zaafı diyanettir. Ancak bunun takviyesiyle, tedavisiyle toplum düzelir. Yani iman zafiyeti var. Onun için elde ettiğimiz şu iman hakikatlerini etrafımıza, önce ailemize, çoluk çocuğumuza sevdirerek, onları da böyle razı ederek, onları da böyle usandırmadan yani şefkatle, merhametle, onların da hissiyatlarını tahrik ederek önce bu iman derslerini ailemize, çevremize, şimdi sosyal medya imkanı var. Evimizde kapalı da olsak mesajlarla, işte maillerle, çeşitli platformlarda bu imanın hakikatlerini başkalarına neşretmek.
Bakın bir ifade var. Tarihçi hayatın sonunda bununla bitireceğim. Çok kısa bir ifade. Tabi uzun yeri var da onu okumayacağım. Tahlillerde Eşref Edip Fergan, bir üstadımız da eski Said döneminde de İstanbul'da tanışan hem alim hem yazar bir zat. Birçok dergiler, gazeteler çıkarmış. Fikir adamı böyle, beyin akıl adamı. Onun böyle üstadlı bir röportajı var. Gençlik Rehberi Mahkemesi münasebetiyle. Oradan şu parçayı okuyacağım. Diyor ki, bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Yani Bediüzzaman'ın evladı mı var? Bediüzzaman'ın imanı mı tutuşuyor? Hayır, hayır. Bütün dünyadaki, hususan alemi İslam'daki, hususan memleketimizdeki gençler yanıyor. İmanları yanıyor. Ebedi cehennemlik oluyorlar. Allah Allah. Ve onların imanları yanıyor yani. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Allah Allah. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Milletin imanı yanıyor. Gençlerin imanı yanıyor. Evlatlarımızın imanı yanıyor. Nurlara doğru ileri arş. Son cümle geldi hatırıma. Üstadım diyor, lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisan-ı halin ile de Kur'an'ı oku. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allahümme fehhimna esrarel Kur'an kema tuhibbu ve terda ve vefikna li hizmetil Kur'ani vel iman fi kulli anin ve zaman. Allahümme la tuhricina mined dünya illa ma'aş şehadeti vel iman. Allahümme erzukna fid dünya hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk ve istikamete kema emerte ve fil ahireti rahmeteke ve rü'yetek. Ya Erhamer Rahimin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine biz onun şefaatine mazhar, sünnet-i seniyesinin ittibana muvaffak, dar-ı saadette âli ve ashabına komşu eyle. Onun hürmetine maddi ve manevi, kalbi ve ruhi hastalıklarımıza ve sevdiklerimizin hastalıklarına şifalar ihsan eyle. Onun hürmetine şu korona musibetini ve sair maddi manevi bütün musibetleri üzerimizden kaldır Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Nasip olursa inşallah 10 dakika sonra yine Evrat Eskar'la gece ihyasına devam edeceğiz. Müsait olanları bekliyoruz. Selamünaleyküm.